Merhabalar herkese. Çok özür diliyoruz. Yine söz verdim zaten birazcık geç yayına girmek zorunda kaldım. Çünkü eşsiz mirasımızın muhafızı sevgili Ömer Faruk Yavaşçay birazcık geç bağlanabildi. Bak hala kamerasını ayarlamamış. Bir dakika dur. Dur alayım seni ekrandan. Hemen ayarla bakalım. Biraz şöyle ortala hemen kendini. Bu kısmı göstermeden yapalım. Tamam mıyız? Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba Esra. Sen nasılsın? Herkese iyi Teşekkür akşamlar ederim. diliyorum. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Rica Çok ederim. önemli bir meselenin peşindesin. Bakma, tali bir konu gibi görünse de bizim kültürel mirasımız, tarihi mirasımız. Sen de bunun peşindesin. Adım adım tarihi mirasımızı takip ediyorsun. Ve arizi durumları, problemli meseleleri hem sosyal medya üzerinde ortaya çıkarıyorsun. Yani yer yer birileri linç ediliyor senin yüzünden. Ama ne Evet. yapıyorsun en nihayetinde? Bunlar yapıcı şeylerdir. En nihayetinde bir restorasyona neden oluyorsun, sağlıyorsun diye düzelteyim. En nihayetinde o tarihi eserlere sahip çıkılmasına sağlıyorsun. Çok kısa seni tanımayanlar için bir dinleyelim. Ömer Faruk Yavaşçay arkeologdur ama kimdir, nereden gelmiştir, nereye gitmektedir, yaşam amacı ne üzerine kurulmuştur bir tanıyalım sonra da başlayalım konuşmaya. Herkese tekrardan merhaba. Ben Ömer Faruk Yavaşçay, arkeolog ve tarihi eser fotoğrafçısıyım. Erzurumluyum. Şu an 1998 yılında doğdum. 24 yaşındayım. Yani hayatımın çoğu İstanbul'da geçti. Erzurum'da doğdum ama 20 seneden fazladır İstanbul'dayım. Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Tarihi eserleri de fotoğrafçılığa da ilgim olduğundan dolayı fotoğrafçılıkta da uğraşıyorum. Tarih eserleri zaten şu anda yaptığım iş biraz böyle. Şöyle anlatayım yaptığım işi. Ben eşsiz mirasımızın muhafızlığı ismini verdiğim bir iş yapıyorum. İşim şöyle. İlk önce tarih eserler hakkında araştırmalar yapıyorum. Bilgi topluyorum. Daha sonra o tarih eserlerin bulunduğu noktalara gidiyorum. Onları fotoğraflamasını yapıyorum. Belgeliyorum, kayıt altına alıyorum. Hangi tarihte ne durumda olduklarını. Daha sonrasında ise eve geri dönüp bunları belgeliyorum, dosyalıyorum. Gün tarihi şeklinde. Ve tabii bu eserler arasında kötü olanlar da var. Daha sonrasında Twitter'dan bunları gündeme getirmek için çalışma yapıyorum. İlk önce bilgileriyle birlikte fotoğrafları paylaşıyorum. Daha sonrasında paylaşım yaptıktan sonra bazı gazeteci arkadaşlara gönderiyorum. Görsünler diye. Çünkü Twitter'da çok fazla şey olduğu için gözden kaçabilir. Ben de özelden kendilerine yolluyorum. Yani birçok konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bazıları gündem oluyor, bazıları gündem olmuyor. Ama bugüne kadar birçok konuyu gündeme getirdim. Bazıları restore edildi. Bazı insanlarda toplumsal bilinç oluştu. Çünkü benim amacım hem eserlerin restore edilmesi hem de halkımız tarafından eserlere karşı bir toplumsal bilinç oluşmasını sağlamak. Bir onu anlatsana. Yani bir sürü insanda şu soru var ya bu konunun içerisinde olmayan, tarihe, kültüre böyle şeylere ilgisi olmayan, bağlılığı olmayan, bu konunun önemini anlamayan, ne bileyim çekip sigarasını içip İzmirit'e gidip o tarihi çeşmenin içine atan, anlatabiliyor muyum? Kimi Evet. insanlarda da yok bu duyarlılık mesela. Bununla ilgili çok Şimdi güzel bir anım var. Hemen anlatayım hem aklıma anını geldi. anlat, şuna da cevap ver. Hem bana cevap ver, peşinden de anını anlat. Yani niye biz değer vermeliyiz bir kere? Bunu nasıl idrak edelim? Sen kendi perspektifinden İşte anımla anım da beraber bunu aslında anlat. onunla ilgili. Bir gün yine bir tarihi eseri fotoğraflıyorum. Bir hamam, eski bir hamam. Yani sadece kalıntıları kalmış, günümüzü uğraşmış. Onu fotoğraflarken birisi yanıma geldi. Sen bu çöplüğü niye fotoğraflıyorsun dedi bana. Ben de işte eski bir hamam olduğunu söyledim. Bana dedi ki bunun neresi hamam? Bunun ya 1.000 kişi getirsen kimse buna hamam demez. İşte en büyük sıkıntı burada başlıyor. İnsanlar ya tarihi eserlere böyle eğer kötü durumdaysa çöplük gözüyle bakıyor. Yani insanların gözünde tarihi eser sadece ayakta duranlar. Yani eğer önemli bir kısmı yok olmuşsa o tarihi eserin artık İnsanların gözünde tarihi eser olmuyor, orası çöplük oluyor. Maalesef bu algıyı değiştirmemiz lazım. Bu da ilk önce okullarda başlıyor, eğitimle başlıyor. Mesela çocuklarımızı daha çok tarihi eserlerin olduğu alanlara, yani hep sınıfta değil de tarihi eserlerin olduğu alanlara da götürmek lazım. Biz sadece yılda bir iki gün böyle
herkesi topluyoruz, götürüyoruz. Hiç kimse bir şey anlamıyor ama böyle daha fazla götürmemiz, yani ayakta olanların değil de kötü durumda olanların da yanına götürüp çocuklara bunları korumamız gerektiğini anlatmamız lazım. Biz sadece ayakta duran sağlam eserlerin yanına götürüyoruz. Onları anlatıyoruz ama kötü durumda olanlar da var. Çocukları götürüp bunlara sahip çıkılması gerektiğini anlatmamız lazım. İşte şu sorunun cevabı ne? Yani niye umursayalım tarihi eseri? Çünkü bunlar biz bu coğrafya, yani dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Mesela bugün Avrupa'ya baktığımız vakit yani sadece bir Roma'sı var. Mesela Mısır'a bakıyoruz, sadece Mısır medeniyeti var. Ama Anadolu öyle bir yer ki ya, Roma'da var, Osmanlı'da var, Selçuklu'da var. Ne bileyim yani, onlarca medeniyetin bir arada yaşadığı bir yer. Yani dünyada böyle bir coğrafya yok, onlarca medeniyetin bir arada yaşadığı. Ya yani bir iki tane çıkartmışlar, sonra bitmiş medeniyetleri. Ama biz sürekli, yani bu coğrafya çok özel olduğu için bizim de bu coğrafyaya ayrıca önem göstermemiz lazım. Çünkü bizim ülkemize gelen turistler bizim bu kültürel miraslarımız için geliyor. Eğer biz bu kültürel miraslarımıza sahip çıkmazsak yarın o turistler de gelmeyecek maalesef ülkemize. Zaten bizim ülkemizin dünyada ön plana çıkması bu coğrafyası, kültürel mirasları. Maalesef işte biz o konuda biraz özen gösteremiyoruz. Ya bir de bizim ülkemizde maalesef siyaset olsun, moda olsun, farklı farklı konular öncelikli olduğu için her zaman tarihi eserler geri planda kalıyor. Yani belki ilk ona bile Türkiye'nin gündeminde zor girer tarihi eserler. Benim biraz da işte amacım biraz daha ülkenin gündemine getirmek bu konuları. Ben onun için de uğraşıyorum. Hep böyle ülkenin gündeminde siyaset olmasın, moda olmasın. Tabii onlar da gerekli ama maalesef tarihi eserlerimiz cidden çok kötü durumda. Yani bunu hak etmiyorlar. Biz çünkü bunlar sayesinde ülkemiz para kazanıyor. Yani geçen hafta açıklandı, ülkemiz 50 milyar dolara yakın para kazanmış turizmde. Biz bunu kaçta kaçını geri bunlara kullanıyoruz. Maalesef kullanamıyoruz. Yani en azından turizmden kazandığımızı tekrardan eserlerimize vermemiz gerekiyor. Onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor diyorsun. Evet. Bir başlar başlamaz bir soru geldi. Onu da aktarayım. Bu arada yorumlarınızla, sorularınızla, süper teşekkürlerinizle, süper etiketlerinizle yayına destek olabilirsiniz. Ve lütfen en az bir kere bu yayını paylaşın ki çok da kıymetli genç bir arkadaşım çok önemli meselelerde ders verecek aslında hepimize. Bu yayında daha geniş kitlelere ulaştırabilirim. Eskiden kilise olup Osmanlı Devleti'nde o büyük Gençlik TV, sevgili Gençlik TV dikkat edelim. Camiye çevrilen ancak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde restore edildiğinde kilise olarak restore edilen eserler hakkında ne düşünüyor? Eskiden Ne kilise demek o? olup, yani şu an eskiden kilise olup Osmanlı'da camiye çevrilen, şimdi tekrardan kilise olan, yani böyle bir yapı aklıma gelmedi. Yani biz zannetmiyorum Cumhuriyet döneminde Osmanlı'nın cami yaptığı bir yapıyı tekrardan kilise olarak. İzmir'de bir cami sanırım restore edilmiş bittikten sonra kilise olarak ortaya çıkarılmış. O konu hakkında. Cami Bakalım. restore ediliyor, kiliseye çevriliyor tekrardan. Evet. Ya Osmanlı'dan önce kiliseymiş, Osmanlı döneminde cami Cami olmuş, şu an Cumhuriyet tekrar döneminde kilise olmuş. aslına döndürülmüş ve kilise olarak şu anda konuşuluyor. Bunu Yeni şu anda olmuş cevaplayamayacağız. galiba. Ben aynen şu an aklıma gelmedi o yapı maalesef. Bakalım. Bakalım. Tamam. Geçtik. Yayını paylaşarak, katılarak, süper teşekkür göndererek destek Soru için çok olabilirsiniz teşekkür ediyorum. Ben de söylemiştik. bakacağım yayından sonra buna. Evet, Ömer Faruk ona bakacak. Gerekirse sosyal medyasından o konuyla ilgili de bilgi paylaşımı yapacak. Ömer Faruk Yavaşçay'ı da @ömeryavaşçay kullanıcı adıyla sosyal medyada takip edebilirsiniz. Şimdi sen bana o kadar çok malzeme gönderdin ki valla Bir hangi sürü birinden fotoğraf başlayalım gidiyor. bilmiyorum Ömer Yavaşçay. Şimdi bir de şöyle bir ikazda bulunayım. Fonsuz gazeteci olduğum için teknik ekipmanlarım aynı anda konuşmaya el vermiyor. Aynı anda konuşursak birimizin sesi kesiliyor, diğerimizinki geliyor ekrana, anlaşılmıyor. Onun için böyle birbirimiz bitirdikçe mümkün mertebe konuşmaya çalışalım. Nereden başlayalım? Yani senin en bomba işin aslında hem yaptığın çalışmaları öne çıkaran,
hem de işin ehemmiyeti itibariyle de ne yaptığının anlaşılmasını sağlayan mesele. Bu Ayasofya'nın kırılmış su haznesiydi. İçine ayakkabılar doldurulmuştu. Niye onun içine ayakkabı konuldu? Onu da anlamadım ama yer olmadığı için mi? Çünkü ben gittim Ayasofya Camii'ne. İnanılmaz yeterli sayıda dolaplar falan var. Niye su haznesinin içine ayakkabı atılır? Bir anlatsana ne olmuştu orada? Evet, şöyle anlatayım. Ben arada sırada kafa dinlemek için Gürhane Parkı'na giderim. Gürhane Parkı'nı çok severim. Bir gün yine akşam Gürhane Parkı'na gitmiştim. Sonrasında bir Ayasofya Camii'ne uğrayayım dedim. Zaten akşam pek fazla insan yok olmadığı için sabahları çok sıra oluyor. Böyle saat akşam 9-10 gibiydi. Şu an saat o sıralardı. Ayasofya'ya girdim. Ya hiç o sıra popüler değildim yani. Hiçbir paylaşım yapmamıştım bugüne kadar. Ayasofya Camii'ne girdim. Geziyorum. Zaten Ayasofya Camii'ni çok seviyorum. Mimarisi olsun, tarihi olsun eşsiz bir. Yani zaten Türkiye'de bir numara olduğuna inanıyorum. Yani tam Göbekli Tepemiz var ama dünya çapında en meşhur yapımız Ayasofya. Yani Ayasofya'dan meşhur yapımız yok şu an dünyada. Ayasofya'ya girdim. Sonra dolaşırken işte fotoğrafımı açıyorsunuz şu anda. Ya Bir su video haznesinin göndermişsin. ha bu Videoyu da şey kapı bu sona istiyorsanız su haznesini açalım ilk önceki ve sonraki hali. Bu çok şey kapıyla ilgili bir video, sonraki video. evet. Tamam, sen Aynen. anlat. Ben bir taraftan da Evet. Tamam, videoyu su haznesini açarsınız. Tamamdır, ben anlatıyorum. Ayasofya'da dolaşırken bir anda imparatorluk kapısının yanında bir su haznesi var. Osmanlı döneminden kalma. Topkapı Sarayı'nın kapı ağalarından birisi yapmış. Yani Ayasofya'ya armağan etmiş. Bir baktım kapağı kırılmış ve insanlar içine ayakkabılarını koymuşlar. Yani şok oldum o görüntüyü görünce. İşte niye Nasıl bu? ayakkabı koymuşlar? Yani Çünkü bir bilinç yok maalesef. O su haznesinin tarihi bir eser ya da yapı olduğu hakkında bir bilinç yok insanlarda. Bir de maalesef insanlar biraz rahatlığa düşkün. Yani o ayakkabı kapağını açacağına bakmışlar. Orada herkes doldurmuş içine. Ya yani gelen de koymuş. Zaten birisi öncelik edince diğer insanlarımız da ona katılıyor maalesef. Peşinden gidiyor. evet. Diyelim birisi koymuşsa Evet. oraya ayakkabısını. Tamam buraya ayakkabı koyabiliriz. Bir sıkıntı olmaz diye düşünüp herkes koyabiliyor. Zaten o paylaştığım fotoğrafta net bir şekilde gözüküyor. Ben 24 Nisan'da paylaşmıştım fotoğrafı. İşte çektim. Ya o güne kadar hiç paylaşım yapmamıştım. Tam arkadaş çevremde kötü olan yapıları konuşuyordum, ne durumda olduklarını falan. Ama daha önce hiç Twitter'dan bir paylaşım yapmamıştım. İlk defa böyle bir karar aldım, paylaşım yapayım. Çektim fotoğrafını, Twitter'da paylaştım. İşte biraz da isyan ettim, kimsenin umurunda olmadığından falan bahsettim. Aradan bir 10 günden fazla geçti. 9 Mayıs oldu. 9 Mayıs'ta bir uyandım. Türkiye başta olmak üzere onlarca haber sitesi fotoğrafımı ve ismimi kullanarak arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay olarak bunun haberini yapmışlar. Evet, ben Ben de bir şu an anda aynen. Google üzerinde çıkan haberleri göstereyim. Yani tam olarak şunu söylüyorsun. Evet, o benim çekmiş olduğum ve Türkiye'nin gündeme getirdiğim fotoğraf. Yani Ha, şu onlarca site fotoğraf, var. bu fotoğrafları sen mi çektin? Evet, fotoğrafı NTV'de çeken mesela kişi benim. Ha, yayınlanmış. ilk çeken zaten ismim orada geçiyor. Evet. Geçmesi lazım Ömer Faruk Evet. Yavaşçay Sevgili NTV, görüyorsunuz sitenize girdiğinizde reklamlardan bakın. Ha ya, çok enteresan bir şey ya. Bakar mısınız? Çok diye. enteresan bir şey. Yani bunun içine niye ayakkabı koyarsınız ya? Ya kapağı da var ya şimdi Ya kapağı kimse da al var da. şey Ya diye dolap düşünüyor galiba değil ki. insanlar. Kapağı var, içine koyarım, kapağını da kapatırım. Kimse almaz. Ya Ya çok ama... enteresan. Şurası kırılmış. Burası kırılmış Evet. bir kere, şu kısım. Kırıldıktan Evet. sonra da artık burayı Evet. böyle İçine ayakkabı konmuş. ayakkabılık olarak kullanmaya başlamışlar. Bu arada içi nasıl, yani diğer görüntülere, diğer fotoğraflara da Bunun bakalım. şöyle bir önemi Kaç var ayakkabı aslında. oluyor acaba? Ha, denemek lazım. Yok şimdi ben denemeyeyim. Suç bana karar. İşte ben koydum. Su haznesinin şöyle güzel bir yanı var Osmanlı döneminde. Yani insanlar uzun yoldan geldiği vakit
su akıyor, ondan içebiliyorlar. Yani içi zaten su Evet. doluymuş önce. Keşke bugün de Evet. su dolu olsa, insanlar su iste, ayakkabı yerine su olsa içinde. Evet. Bu arada senin bana gönderdiğin maillere bakıyorum. Bir taraftan oradan açayım diye ama Ayasofya Camii videolarında senin mesela sadece ayakkabılıkla ilgili 3 video katılımcı mu gelmiş kapatmış sadece? ayakkabılar demişsin. Onlar gelmiş, evet. Olmadı, fotoğrafları açalım. İlk önce fotoğraflar klasörü de var ya. Aa, orada aynen su hazinesinden bahsediyorum galiba. Aa, şöyle bir güzel bir şeyden bahsedeyim. Ben onu gündeme getirdikten sonra restore edildi. Evet. Ha, Sen bahset. burada da şeyden bahsediyorum. Ayasofya'da birçok kapı var. Maalesef kapıların önüne ayakkabılıklar dizilmiş. Zaten videoda da net bir şekilde gözüküyor. Yani koskoca kapının önüne sen ayakkabılık koyuyorsun. Arkadaşlar, bunlar nasıl yorumlar? Bir arada kapıyı kemirmişler de. Aa, evet. Onu da yabancı turistler kemirmiş diye. Yani Ayasofya tek bizim için önemli değil. Dünyadaki çoğu insan için önemli. Herkes maalesef kötü bir şey ama Ayasofya'dan bir parça evimde olsun istiyor. Yani kötü bir olay ama maalesef istiyorlar. Ayasofya'dan bir parça evimde olsun. Ama Ayasofya böyle bir yer. Yani Ayasofya'da mesela Şöyle bir resmedilen, orada işte görselleri işlenen insanlara baktığımızda, mesela bir mimar eşliğinde gezmiştim, bir arkeolog Evet. eşliğinde ve tarihini de anlatmıştı. Yani en önemsiz böyle şu kralların yeğenleri, yeğeninin torunu falan gibi böyle önemsiz profiller bile yalvarırlarmış, ne olur benim de resmim Ayasofya'ya işlensin falan diye. Evet, zaten Ayasofya'nın kapılarıyla ilgili de çok efsane var. Hazreti Nuh'un gemisinden yapıldığı. Yani şimdi bir insan bunu duysa, ya Ayasofya'nın kapısı Hazreti Nuh'un gemisinden yapılmış. Bir de inançlı biri ise bu, evinde olmasını tabii ki de ister. Yani Ayasofya, Hazreti Nuh'un gemisi evinde, düşünün yani. Evet. Böyle. Şimdi diğer konulara da geçelim. Ya şu anda mesela en son Ayasofya ile ilgili en son ne zaman gittin veya şu anda mesela tespit et. Çünkü ya Ayasofya şöyle, yani Sayın Cumhurbaşkanı için de çok önemli, bakanlık için çok önemli, İstanbul için, devlet için çok önemli. Bu kadar üzerine titrenen falan bir yapı baktığımızda, yani hepimiz için önemli ama üzerine çok ihtimam gösterildiğini biz düşünürüz. Böyle bir Evet. mesele olduğunda nasıl dikkat çekmez? Çünkü gün içerisinde orada sadece güvenlik görevlileri yok. Gün içerisinde orada arkeologlar var, içeride görevli olan, çalışan, bu kültürel mirasla ilgili mihmandarlık yapan, turistleri gezdiren, özel misafirler gelince ağırlayan bir sürü ekip var orada. Çok fazla çalışan var. Yani yakından gittiğimde gördüğüm, tanıdıklarım da olduğu için biliyorum. Nasıl, hani sana gelene kadar kimse fark etmez bu tarz meseleleri? Ya ben biraz daha dikkatli bakıyorum eserlere, derinlere odaklanmaya çalışıyorum. Ayrıca bazı kişiler beni şöyle eleştiriyordu, Twitter'da okuyordum. Ya yani kimseye cevap vermiyorum elimden geldiğince. Benim işim tarihi eserleri korumak, kurtarmak. O yüzden kimseyle ikili muhabbete girmemeye çalışıyorum. Şöyle eleştiriyorlardı: bugüne kadar neden gündeme getirmedin de cami olduktan sonra getirdin? Ya birincisi, ben Mersin'de okuyordum. İl dışında okuyordum. Uzun süre İstanbul'dan uzak kaldım. Ayrıca eskiden çok fazla ziyaret etmiyordum. Mezun olduktan sonra, arkeoloji bölümünü bitirdikten sonra daha çok tarihi eserlere odaklanmaya başladım. O yüzden ayrıca daha önce hiçbir konuyu gündeme getirmiyordum ben Twitter'dan. Nasıl Ayasofya Su Hazinesi gündem olduysa ondan sonra getirmeye başladım. Yani önceden sözlü olarak İşe yaradığını eleştiriyordum. gördün. İşe yaradığını gördün aslında. İşe yaradığını gördüğüm için gündeme getirmeye başladım. Çünkü baktım, ya bir şeyi isteyince cidden ülke gündemine getirebiliyorsun. Yani benim bu işe başlamam 24 Nisan, hadi 24 Nisan demeyeyim de, fotoğrafı çektiğim gün 9 Mayıs'tan sonra, yani 9 Mayıs 2022'den sonra gündem oldum o fotoğrafla. Onlarca site haberini yaptı. Ben sonradan karar verdim, tarihi eserleri artık gündeme getireceğim diye. Onun öncesinde zaten böyle bir iş yapmıyordum. Çünkü öyle bir amacım yoktu. Benim amacım işte o fotoğrafın yayılmasıyla başladı. Artık bunu kendime prensip belirledim. Artık benim işim kötü durumdaki tarih eserleri
korumak, kurtarmak, ülke gündemine getirmek, sonrasında takibini yapmak. Diyelim bunlar restore edildikten sonra da ben paylaşım tekrar yapıyorum. Diyorum şu eseri gündeme getirmiştim, kötü durumdaydı. Düzeltirdi mesela. Su hazinesi düzeltildi, restore ettiler. Şimdi beni eleştirdiler. Sanki ben cami olmasına karşı bir insan değilim. Sadece hatta ben defalarca belirttim, çoğu gazeteye söyledim. Ayasofya'daki sıkıntılar cami olmasıyla alakası yok. Ayasofya'daki sıkıntılar yoğunluktan dolayı. Çünkü müzeyken yılda 2 milyon kişi ziyaret ediyordu. Şu anda her ay 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Yani bir senede ziyaret edeni şu an 2 ayda ziyaret ediyor. O yüzden Evet. Ayasofya insan sayısını azaltmamız lazım Ayasofya'daki. Şimdi öncesi sonrası fotoğrafları paylaşmışsın. Bu senin ilk çektiğin fotoğraf. Evet, aşağıda da aynen o zaten su hazinesinin ön kısmında da ayakkabılar gözüküyor. Yani sığmayınca dışına koymuşlar birazında. Bu da sonrası diyorsun. Yani sonrası bu da. Burada şu kırık kısmı burası mıydı, şu tamir Evet, edilen kırık kısmı? kısım oradaydı tam o açıdan. Bu fotoğrafı başka biri çekmiş. Şerif Yaşar isimli bir Şerif Yaşar, kaynak da fotoğraf. Aynen. vermişsin. Evet. Öncesi sonrası yan yana bu Yan yana da şekilde. koydum aynen. Evet. Ya bu benim çektiğim. Şimdi ben o fotoğrafı çekip paylaşmasaydım belki bu su hazinesi hiç gündem olmayacaktı. Hiçbir zaman restore edilmeyecekti. Yani benim amacım bir şeyleri kötülemek değil. Benim amacım sadece eserlerin korunması, kurtarılması. Burada da öncesi ve sonrasında gördüğümüz üzere eser kurtarıldı yani. Yani Evet. artık beni eleştiren insanlar biraz daha anlayışlı olurlar. Şimdi bakalım, gündeme getirdiğin başka konular da var. Onları da sen web sitende Ben şöyle koymuşsun. Web sitenden bakıyorum bir taraftan. tamamdır. Burada bir de başka bir çeşme var. Arapsade Abdurrahman Efendi Çeşmesi. Evet, bu çeşmenin önüne fotoğraflarda görüldüğü üzere bazı yapı şeyler dolap falan konmuştu. Yani düşünüp tarih. Yani Ya inanılmaz ya. Ne yapıyor bunlar burada? Hani baktınız ne ya büyük yapıyor yani bu ihtimalle arada? yandaki esnafın dükkanında yer kalmadı koyacak. Nereye koyabilirim? Yanda çeşme var. Çeşmenin önüne koyayım dedi. Bu vaziyette haberini yaptı bunun. Tek o yaptı. Ben yani gündeme gelmesi için uğraştım ama vaziyet.com yaptı sadece haberini bunu. Evet. Daha sonrasında da kaldırıldı onlar. Sonrası diye fotoğrafta koydum. Önce. Sonrası yanına da Aynen. gitmişsin. Ben fotoğraf Bu çekiyorum. sensin değil mi? Evet o benim. Evet ya, bu Aynen. arada çeşmenin... Ha, kurpu da yok gibi. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hadi git. Şimdi burada çeşme dediğimiz şey yani çekilir misin kameranın önünden kızım? Peki. Bu arada çeşmenin de şeyi de yok yani. Baksana. Çeşmenin kendisi yok. Maalesef şey çalıyorlar sürekli. Çünkü çalıp satıyorlar kurpları. Çeşme yani İstanbul'daki çoğu çeşmenin kurpu tekrardan konsa bile bir süre sonra hırsızlar tarafından çalınıyor. Yani Evet. maalesef yani yapacak bir şey yok. Ya belki Evet. şey yaparız. Bu çeşmemizin önünü ya yani kırılmaz bir camla kapatabiliriz. Şeffaf. Ya bir de ben şeffaflığa da çok önem veriyorum. Çünkü bazı camlar görüntüyü bozuyor. Mesela tarihi eserin önüne koyuyorsun. Şeffaf olmadığı için bir görüntü bozukluğu oluyor. Ama yani Evet. teknoloji gelişti. Bazı şeffaf camlar var. Ya bir insan önüne gittiği vakit cam olup olmadığını anlayamıyor. Yani o yüzden bu camları tercih etmek lazım tarihi eserleri korumada. Aslında çok iyi fikir yani. Gidip böyle Evet. saçma sapan yerleri tüküren erkekler var ya böyle. Tam Evet. oraya gidip tükürecek. İşte hem kırılmaz olacak hem de şeffaf. Hani bazı kamera şakaları var ya, şeffaf camlar koyuyorlar, insanlar çarpıyor. Mesela tarihi eserlere zarar vermek isteyenler de böyle toslayacak o camlara, kırılmaz camlara. Evet. Şimdi sen en son Kazlı Çeşme Hamamı ile ilgili bir şeyler tespit ettin. Evet, aslında Orada yani şeyden metruk bina gibi birileri eşyalarını koymuş. Uyuyorlar mı, yatıyorlar mı, pisletiyorlar mı? Onu da anlat. İstiyorsak şeyden Ayasofya'da su hazinesi dışında da bir sürü konu vardı. Onları konuşalım sonra hamama mı geçelim? Nasıl? Tamam, hadi konuşalım. Onları da konuşalım. Tamamdır. Ben şöyle bahsedeyim. Benim web sitemde ikinci madde olarak
Ayasofya'da bir kapının parçası kayıptı. Zaten onun da fotoğrafı var. Kapının parçası yoktu. Ben onu paylaştım, gündeme getirdim. Bazı TV kanalları, gazetelerde haberi yapıldı. Daha sonrasında o parça eklendi olaya. Daha sonrasında bunların hep fotoğraflarını gönderdim size. Bahçede enkaz kalıntıları vardı, tarihi olmayan. İstiyorsanız bu Ayasofya'nın fotoğrafları kısmından açın onları. İzleyenler de görsünler detaylı bir şekilde. Fotoğraflar Ayasofya fotoğraflar, Ayasofya Camii fotoğraflar diye Cimail'den atmıştım. yok, o yok. Sadece Ayasofya Camii videolar var. 3 tane video var. Onun Ayasofya ile ilgili altında fotoğraf hiç yok. videodan önce fotoğrafları atmıştım. Bir 30-40 tane fotoğraf olması lazım. Dur bakalım. İlk Ziyarete gönderdim. İlk kapatılan alan, ziyarete kapatılan Çin'in Kabe panosu, fotoğraf mı parlayan bunlar? sütun. Yok, MP4 bunlar video. Şimdi Kabalıkla kapatılan kapılar. İlk gündeme getirdiğim konu etraf kapatılan su haznesi direkt şey, bu videolardan önce bir klasör göndermiştim. Fotoğrafların olduğu sadece bir demişsin. 30-35. O yok. O yok. O yok Büyük mu ya? ihtimalle fazla olduğu için o düşmedi. Web sitende Ha. varsa oradan açabiliriz ama. Aslında şey de var. Bir dakika. Neyse Neyse, tamam. devam edelim. Sen anlat. Tamam, Bu devam arada edin. Ben anlatayım oyalanmayalım. insanlar. Neyse. Enkaz kalıntıları vardı bahçede. Tarihi olmayan ama. Bahçeyi acayip kötü gösteriyordu. Ben onu fotoğrafladım, paylaştım. O enkaz kalıntıları kaldırıldı birkaç gün sonra. Daha sonra bahçesinde top oynanıyordu Ayasofya Camii'nin. Duvarları kare yapılmıştı. Çocuklar top oynuyordu. Onu da fotoğrafladım. Kayıt altına aldım. Daha sonrasında buna izin verilmedi artık. Çünkü ya Ayasofya'nın duvarına çarpan her bir darbe Ayasofya'ya zarar veriyor. Tabii. Bir de Ayasofya Camii'nin bahçesinin çoğu alanı kapalı ziyarete. Bahçesinde de çok güzel sütunlar var. Zaten bahçesindeki çoğu kalıntı 2. Ayasofya'dan kalmış. Bahçesinde gördüğümüz sütunlar olsun, sütun başları olsun, bunların çoğu 2. Ayasofya'dan kalma. Ama her taraf kırmızı şeritle kapatıldığı için maalesef insanlar bahçede gezemiyor. Hemen içeriye dolmak zorunda kalıyor. Bu da içeride bir yoğunluğa sebep oluyor. Evet, şurada gösteriyorsun bak, ziyarete kapatılan alan Aa, diye evet bir bu, video göndermişsin. evet içeride de çoğu alan maalesef kapalı. Mesela burada görmüş olduğunuz üzere büyük bir alan ziyarete kapatılmış. Yani bayağı bir geniş alan etrafı kapatılmış. İnsanlar o alanı geçemiyor. Maalesef bahçede de çoğu alan kapalı. Mesela yeni şey yapıldı. Ne yapıldı? Bir dakika, geçen açılışı yapıldı onun. Ayasofya'nın medresesi, evet medresesi. Medreseye bir bahçe ayrılmış. Bahçeye de insanlar geçemiyor. Bari o bahçe kısmına geçsin, insanlar geçsin. Ayrıca bahçesinde düzensiz bir sergileme var. Eserlerin daha güzel sergilenmesi lazım. Bir yarışmayla belirlenip o bahçede işte bilgiler konması lazım eserlerin yanına. Ayrıca bu medresenin önemli bir kısmı şu an otopark olarak kullanılıyor. Yani İnsanların orada gezmesi gerekirken şu an medreseye gelenlerin oranın halka açılması lazım. Ayasofya Camii'ni halka açtık ama maalesef medrese kısmını kapattık halka. O kısmında insanların ziyaretine açılması gerekiyor. Daha sonrasında Ayasofya Camii'nin içine bebek arabalarıyla girilebiliyor. İç Narteks'e kadar. Bu çok yanlış bir şey çünkü en önemli yerlerinden birisi iç Narteks. En azından bu bebek arabaları dış narteks'e taşınması lazım. Çünkü dış narteks biraz daha süsleme ve özellik olarak iç narteks'ten biraz daha geri planda. Yani Orada olursa... şöyle işte, sonuçta kadınlar bebekleriyle beraber geliyor olabilirler. Ne Evet. yapacaklar? İşte başka çareleri yok Bunların diyebilirler. Sonuçta şey... çünkü cami, ibadethane, isteyen herkes gelebilir durumda. Evet, bunların daha düzenli hale getirmesi lazım. Herkes istediği yere bırakıyor. Bir düzensizlik oluyor. Mesela Yani zannetmiyorum. bebek arabaları veya başka şeyler, ne bileyim, hani scooterla falan da girilebiliyor olabilir, bilmiyorum. Bisiklete de giriliyor olabilir. Ya Neler bunların bir gördün başka ve ne zararı kapalı, var? aynen bunların kapalı bir alanda olması lazım. Ya yani ortada, ya yani şey gibi oluyor. Eviniz var mesela. Evinizde minderler bir tarafta, işte her şey düzensiz. Çok çirkin bir görüntü olur, değil mi? Şu an Ayasofya'da da öyle bir şey var. Mesela
Sanki Ayasofya'nın ev gibi düşünelim Ayasofya'yı. Minderler bir tarafta, işte tabak var her tarafta. Ayasofya cami içinde öyle bir şey var. Ya herkes bebek arabasını böyle değişik değişik bölgelere park ediyor. Bir de en önemli kısım, İç narteks dediğimiz o tavan kısmının böyle mozaiklerle süslü olduğu alan. Ya yani en muhteşem alanlarından birisi. Bu alana ya dış narteks pek süsleme yok. Sadece taş, nasıl desem, klasik böyle süslemenin olmadığı bir alan. En azından oraya taşınabilir. Ayrıca etrafı böyle düzgün bir, nasıl desem, özel bir yarışmayla belirlenmiş bir alan tasarlanır. Oraya konur. İnsanlar da pek göze çarpmaz. Ama şu an çok göze çarpıyor. Bunları da fotoğrafladım. En azından şey, bir tarihe geçsin, belge olsun. Sonra başka bir konuya geçeyim. Yani sadece görüntü olarak mı sen rahatsızlık hissediyorsun bu bebek Evet. arabalarından vesaire araçlardan? Yani, Yani hani görüntü yapıya bir zararı var mı yani işte tekerlekleri yapıya, yani vesaire? insan basması kadar zarar verir. Bir insan nasıl geziyorsa bebek arabası da insandan daha hafif, belki şey, tekerleri ya çok fazla zarar vereceğini düşünmüyorum. Ama görüntü olarak çok çirkin bir görüntü oluşturuyor Ayasofya'da. Bunun düzenlenmesi lazım. Ayrıca ayakkabılıkların da şeffaf olduğu için şimdi çok hırsızlık oluyor Ayasofya'da. Şimdi ayakkabılıklardan çok ayakkabı çalınıyor. Daha önce de birkaç kişiden duydum bunu. Şeffaf olduğu için birisi rahatça ayakkabı seçebilir. Bu ayakkabılıkların önü, tam tarih eserlerimizin önüne şeffaf cam koyarım dedik ama ayakkabılıklarda kapalı olması lazım. Kimsenin için, birisi geldiği vakit içini görememesi lazım. Çünkü hırsız böyle seçiyor, şunu alayım, bunu alayım diye. Böyle bir seçenek hakkı olmaması lazım, içini görememesi lazım. Ayakkabılıkların da değişmesi lazım acilen. Güvenlik kameraları falan Şöyle bir var olay mı? olmuş. Diyelim birisinin ayakkabısı çalındığı vakit güvenliğe gidiyor yakındaki. Güvenliğe söylüyor bu durumu. Güvenlik de diyor ki işte başvuru yapacaksınız. İşte işte çok uzun bir süreç. Yani adam uğraşmak istemiyor kişi onun için. İşte başvuru yapacağım. Güvenlik kameraları açılacak. Böyle her isteyen, her bir kişi isteyince güvenlik kamerasını açmıyorlar. Başvuru yapması lazım güvenlik kameranın açılması için. Adam da diyor ya bir sürü zaman alacağım, bunun için ne gerek var? Başıma bela alacağım. Uğraşmıyor çoğu insan yani, bırakıyor sadece. Çünkü güvenlik maalesef. Yapacak bir şey de fazla bir şey de kalmıyor. Yani yolda bile başına en ufak bir şey gelse gideceksin, dilekçe yazacaksın, şu bu. Yani insanlar uğraşmak istemiyor. Zaten hayat yorucu. Bir de dilekçeyle uğraşmak istemiyor maalesef. Çok uzun bir süreç gerektirecek. Dilekçe yazacak, güvenlik kamerana bakılacak, hırsız aranacak, bulunacak, mahkeme. O çok uzun işler. Yani insanlar uğraşmak istemiyor maalesef. İşte tek çözüm olarak bu ayakkabılıkların önünü kapatırsın. En azından şey, ya hepsini açamaz. Çünkü herkesin ayakkabısı kaliteli değil. Hırsızlar kaliteli ayakkabı seçiyor. Ya şey oluyor bu, hani anahtarlı, minik anahtarlı böyle kapaklar oluyor, Evet. öyle bir şey yok mu? Öyle bir sisteme de geçirebilir. Maalesef 2 sene oldu Ayasofya açıları. Ama maalesef bu ayakkabılıklar konusunda bir çözüm getirilemedi hala. Buna artık bir çözüm getirmesi gerekiyor. Ya işte böyle olaylar gündeme geldikçe, yani hükümet de zor durumda kalıyor. Niye bunları çözüm üretmiyorsunuz? Kendiniz de zor durumda kalıyorsunuz. İşte ayakkabılıklar konusunu çözün, bebek ayakkabılarını çözün, bebek arabalarını pardon, bilmem işte kapıları restore edin. Yani ben birkaç haftada bir ziyaret ediyorum, ben fark ediyorum. Siz yani yöneticiler her gün orada, yani bir Ayasofya'nın içini gezin dolaşın, Ayasofya'da ne sıkıntılar var. Ya ayrıca Ayasofya'nın şu an gelirleri kesilmiş durumda. Cami olduktan sonra ben buna şöyle bir çözüm getirdim. Yani bazı kişiler yanlış anlamasın. Ayasofya Kart isimli bir uygulama gelirse Ayasofya, içerideki yoğunluğu, yani Avrupa'nın çoğu yerinde var bu uygulama. İçerideki ibadet devam ediyor. Ama içeriye bir ücret karşılığında giriyorsun. Mesela kiliseler olsun, camiler olsun, bunların giderleri var. Özellikle Ayasofya'nın, yani Türkiye'de belki en fazla gideri olan camidir şu anda. Çünkü ya acayip bir güvenlik var içeride. Polis var, temizlikçisi var. Ayrıca restorasyon masrafları var. Bunların hepsi para. Milyonlarca dolar restorasyon masrafı var Ayasofya'nın. Bu paranın karşılanması lazım. Belki
şu anda hükümet tarafından karşılanıyor ama maalesef gittikçe artık bu zorlaşacak. Çünkü biraz daha bütçe azalacak Ayasofya. İçerideki ibadet devam edecek ama hem yoğunluğu azaltmak açısından hem de Ayasofya girdi olması açısından Ayasofya kart isimli bir sisteme geçilmesi lazım. İnsanlar bağış yapar Ayasofya'ya ve böylelikle içeriye girerler. Hem içeride huzurlu bir ortam da olur, o kalabalık azalır. Sayıyı da azaltmış oluruz. Hem de içerideki ibadetin huzur içinde gerçekleşmesi için de bu gerekli bence. Evet, Yani şimdi bilmiyorum İslam'la ne kadar alakan var ama şöyle bir bende olan bir bilgiyi paylaşayım en azından. Camiler ne kadar kalabalıksa o kadar makbuldür. Yani şu anda mesela en çok muhalefetin gündeme getirdiği işte iktidarı suçladığı meselelerin başında ne geliyor? Yani zaten ekonomik kriz var. Sürekli cami yapıyorsunuz, her yere cami yapıyorsunuz. Sabah namazında gidin bakın kaç kişi var camide. İnsanlar bu kadar camiye gitmiyor. Niye buna para harcıyorsunuz? Burada hani tersten düşündüğümüzde aslında camideki sayının az olması, ben senin demek istediğini anlıyorum. evet. Ayasofya daha iyi korunsun, daha güzel sükunla işte içeride olan insanlar orada vakitlerini geçirsinler veya ibadetlerini yapsınlar diyorsun ama cami ne kadar kalabalıksa o kadar makbuldür bu anlayışa göre. Dolayısıyla mesela Ayasofya'ya böyle akın akın gelen insanlar gururla paylaşılır. Gururla mesela haberleri yapılmıştır cami olduktan sonra. Hatırlayacaksın, bilmiyorum belki Evet. öğrenciydin o dönem burada değildin. Onun için bu söylediğin şey bir de camiye biletle girmek, kartla girmek, ücret ödeyerek girmek. Bu zannediyorum dünyanın hiçbir yerinde yok yani hiçbir camiye. Ücretle girilmez. Ben biliyorum kiliselerin bazılarına ücretle girildiğini. İşte Avrupa'da gezdiğimizde veya işte biraz yukarılarda kuzeyde gezdiğimizde ücret alınmıyor ama bağış yapmak ister misin diye soruluyor. Fakat Avrupa'nın bazı yerlerinde işte Çekya'da mesela işte gittiğimde veya Almanya'da buralarda ödemelisin ve öyle girmelisin. Evet ya. Dolayısıyla bu mantığı camiye uygulamak çok zor. Sen Evet biraz daha biliyorum. düşün. Evet biliyorum çok zor olduğunu. Yani en azından gündeme kayıt altına alınması açısından diyorum. Çünkü en azından bir belki kayıt altına alınması yani çok zor olduğunu biliyorum. Evet olmuş belki hiç olmayacak böyle bir şey. Ama yani böyle olması gerekiyor. Maalesef olmayacağını bilerek söylüyorum bunu. Olmayacağını bilerek söylüyorsun. Yani Evet. şöyle yani bebek arabalarına da yapacak bir şey yok. Çünkü çocuğu olan kadınlar çocuklarıyla birlikte camiye gelmek istiyorlar ve geliyorlar buna yapacak, Evet, geliyorlar buna o yapacak hiçbir şey açıdan da yok. işte daha düzenli olması mesela evimizde nasıl her şey böyle bir toplu bir yerde düzenli olarak koyuyorsak bu bebek arabaları konusunda bir yerde toplu olarak bir de böyle bir bir şeyin arkasına konabilir. Mesela Ayasofya ile aynı bir cephe nasıl desem bunu? Böyle özel bir alan yapılması lazım ama böyle güzel tasarlanmış bir alan olması lazım. Böyle baştan Geçtik. sarma değil. Geçtik. Geçtik bebek arabaları. Taktı çocuk Tamam. bebek arabalarına. Tam şeyden de bahsederim. Bu X-ray cihazları konusundan bahsederim Ayasofya. İşte ben bir sürü konuyu önceden Ayasofya cami olduktan sonra X-ray cihazı falan yoktu. İsteyen rahat rahat giriyordu içeriye kafasına göre. Bir sürü konuyu gündeme getirdikten sonra tekrardan X-ray cihazları kondu Ayasofya Camii'ne. Bu önemli bir gelişme. Bir de Ayasofya Camii'nin içine varizle girebiliyordu insanlar. Bunu da fotoğrafladım, kayıt aldım. Ya, kocaman variziyle Ayasofya'nın içine girebiliyordu. Cumhuriyet Gazetesi de o fotoğrafları paylaştı, çektiğim fotoğrafları falan. Artık varizle falan girilemiyor içeriye. Daha sonrasında üst kata geçeyim. Ayasofya'nın üst katı tamamen kapalı. Üst kata galeri kısmı diyoruz. Orada da çok önemli mozaikler falan var. Üst kat kapalı olduğundan dolayı insanlar yine alt kata doluyor. Bu da yoğunluğa sebep oluyor. Üst katın acilen açılması gerekiyor yoğunluğu dağıtmak için. Ayrıca üst katta da bu daha önce bahsettiğim mozaikleri korumak için. Çünkü üst kat açılırsa mozaikler şu an açıkta insanların dokunabileceği seviyede. Mozaikleri koruma altına aldıktan sonra açmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Önünü kırmaz şeffaf camla kapatabiliriz. Bu da basit yani. Şu an zaten üst katı mozaiklerden dolayı açmıyorlar. Bunun çözümü basit yani. Önünü şeffaf kırmaz bir camla kapatacaksın. Üst katı hemen ziyaret edeceksin. Yani aslında açarsak burayı koruyamayız endişesi var mı? Evet. Neden açmıyorlar?
Çünkü mozaikler var. Mozaiklerde insanların dokunabileceği, yani belki zarar verebileceği seviyede. Ama Yani turist olarak biz gittiğimizde gidip geziyorduk mesela cami olmadan önce. Oraları görüyorduk. Dokunmayın dediklerinde yaşta ibareler oluyordu. Dokunmuyorduk veya flaşla fotoğraf çekmeyin evet. dendiğinde çekmiyorduk. Cami olduğunda bunu kontrol edemediğimiz için mi kapandı üst kat? Evet, çünkü şu anda müze oluşundan 10 kat daha fazla insan olduğu için kontrol edemeyiz düşüncesiyle şu an üst kat kapalı. Düşünüyorlar nasıl açsak, ne yapsak diye. Benim dediğim gibi çözüm basit, yani Ya şu an mozaiklerin önü. mesela cami olduğu için turist olarak bile orayı görmek isteyen göremiyor mu yukarıyı? Yok, şu an üst kat tamamen cami olduğundan beri 2022 senedir kapalı üst kat tamamen. Yani mesela şu an gidin Ayasofya Camii'ne, üst kata çıkamıyorsunuz. Maalesef. 2 senedir kapalı üst kat. Yani bir de Ayasofya'nın halıları konusuna değineyim. Ayasofya'da Osmanlı döneminde erişi halılar vardı. Çok güzel, hepsi birbirinden değişik. Maalesef işte müze olduktan sonra bu halılar kaldırıldı. Ayasofya tekrardan cami oldu ve halıları sisteme geçildi. Maalesef Ayasofya Camii sanki normal bir cami gibi fabrika çıkışlı bir halı ile halı serildi. Çok yanlış bir şey. Ayasofya'nın o mimari yapısına uygun erişi halılar olması lazım. Estetiğine yakışır. Yani Roma olsun, Doğu Roma olsun, Osmanlı olsun, en iyi malzemeyi kullanmış Ayasofya Camii için. Biz ise normal bir cami halısı seriyoruz Ayasofya'ya. Estetik olarak Şu turkuaz halıdan mı evet. bahsediyorsun? Evet, maalesef zaten çevresi, ya dolu halıcı var çevrede. Yani oradaki çevredeki bütün halıcılar emin olun Ayasofya'da halısının olmasını ister. Aa, mesela çok güzel örnek. Orada bir tane ilk cami olduğunda mesela çok güzel bir örnek var. Erişi halılar getirildi, konuldu. Evet. Bunlar kaldırıldı sonradan. Yani şu görüntü Bu şu an mesela 25 Temmuz 2020 Yeni Şafak gazetesinin haberi. Anadolu kadınlarının yüzyıllardır kendileri ve eşlerinin son yolculuklarında kullanılmak üzere dokuduğu halıları ve ölümleri sonrasında camiye vakfettikleri el emeği, göz nuru halılar Ayasofya Camisi'ni süsledi diye Temmuz 2020'de bu yeni açıldıktan hemen sonra yapılmış evet. galiba. Yeni açıldığı için tabii o fabrika çıkışta halıyı hazırlayamadılar hemen. Ya keşke hiç hazırlayamasalardı. Keşke, yani o, oh, ya şu görüntü ne kadar güzel. Erişi hepsi birbirinden farklı desene. Sonra bu sisteme geçirdi yani. Bir de bunun için ayrıca masraf yapıldı. Ya belki ya Şu anlam andaki veremiyorum. halı da bu. Turkuaz halı. Maalesef. Bunu diyorsun. Evet, az önceki ne kadar güzel birbirinden erişi. Yani kalite kokuyor. Bu ise fabrika çıkışı. Normal cami halısı yani. Normal 2020'de, 22'de açılan. Bu da aslında 21 Temmuz 2020 tarihinde bunlar getirilip konulmuş. Şunun tarihine bakalım. 25 Temmuz. Bu 21 Temmuz. Şu aslında daha sonraki bir tarih. Şu Acaba fotoğraf. geçici olarak mı bunlar konuldu? Yani sembolik olarak hani işte eşlerinin ölümlerinden sonra vakfettikleri halılar. Bunlar ne maksatla konuldu ve kaldırıldı? Takip ettin mi onları? Şöyle bir şey var. Şu an ilk fotoğraftaki eski halılar bu kadınların namaz kılma yerinde. Ha, Bilmiyorum, belki bunlar şu duruyor anda mu? da Duruyor mu peki hala ben orada? işte kadınların namaz kılma yerine geçmedim hiç. Yok, bunlar durmuyor. O ilk başta şey, ortalana turkuaz yaptılar. Sonradan yanlara geçtiler. Şimdi her yeri aynı anda yapamadıkları için sıra sıra kaldırmış olabilirler. İlk önce bir tarafa bu halılar serilmiştir. Sonra diğer tarafa geçerken o taraf turkuaz yapılmıştır. Sıra sıra bu turkuaza geçirmiştir yani. En başta her yere bundan sermişler, sonra turkuaza geçmişler. Ben öyle anlıyorum. Ama Evet. bizim tekrardan bu eski halılara geçmemiz lazım. Çünkü Ayasofya Osmanlı döneminde de böyleydi. Ayasofya'nın halıları erişiydi, dokumaydı. Zaten çevredeki esnafla bir sponsorluk anlaşması yapılırsa herkes zaten bir halısının, eriş halısının Ayasofya'da olmasını ister. Hem kendi reklamı da olur, hem de Ayasofya para harcamaz bu halılar için.
reklamını yapar. Kapısına işte bir halımız Ayasofya'da benzeri bir reklamını yapabilir. Hem de devlet bunun için para da ödememiş olur. Ya belki şu fabrika hallara ne kadar para ödediler bilmiyorum ne kadar bütçe ayrıldı. Evet, yani bir saattir Ayasofya konuşuyoruz Ömer Faruk'cum. Diğer konuları acaba başka gün mü yapsak diye şöyle küçük küçük düşünmeye başladım. Yani olmadı bugün hep Ayasofya'ya konuşalım. Diğer konuları farklı gün. En azından şey böyle insanlar Ayasofya ile ilgili bütün konulara hakim olur. Çünkü birkaç konu Evet. daha var. Yani bu O halılar konusu çok tartışıldı. İşte kaç bin yıllık yapıya daha dün yapılmış halılar yakışıyor mu? İşte rengi tartışıldı, fabrikasyon olması, işte yeni olması diyelim tartışıldı. Ama zaten çok da büyük bir alan olduğu için bütün alanı kaplayacak ve oranın yüz ölçümüne uygun zaten dokuma halı nasıl bulunabilir, nasıl o sağlanabilir ilk bilmiyorum. fotoğraftaki gibi parça parça olacak. Yani çok bir bütün olmasına gerek yok. Ya yani İşte parça parça olursa duvarı kemiren, kapıdan bir şey alan, su havzasını kırıp bilmem ne parçasına yanına alıp götüren insan oradaki küçük küçük halıysa halıyı da kaplayıp çantasına koyup götürebilir yani. işte böyle seccade büyüklüğünde değil de onun biraz daha büyüğü olacak. Yani bir insanın katlayıp götüremeyeceği büyüklerde olacak. Yani böyle küçük seccade büyüklüğünde de olmasın. Ya onu da büyük ihtimalle kapıdan çıkaramaz biri fark eder inşallah. Yani ben hiçbir zaman böyle kendi toplumumu, kendi insanımı, milletimi kötüleyen, yeren, böyle hakir gören pozisyonda olmak istemem ama olur yani. O da yapılır biliyor musun? O da Yapılır yapılır. mı Yani mesela? görevli kılığında mesela bir işte kamera şakalarından bahsettin mi sen az önce? Ben Evet. de bir örnek vereyim. Yani bir deney yapıyorlar tamam mı? Eğer üzerinde yelek ve elinde merdivenle bir yere girmeye çalışıyorsan güvenlik kimsin, nesin, nereye geldin diye sormuyor. Yani işte yetkili bir abiymişsin gibi ya da ekipmişsin gibi işte bakıma, tamire, bir şeye neyse geldin tamam mı? Elinde merdiven taşıyan bir erkeğe girdiği yerde AVM'ye girdi, tarihi bir yere girdi, iş merkezine girdi. Girdiği hiçbir yerde sen kimsin, nereye geldin diye sorulmadın. Merdivenle gitti, anladın mı? Yani dolayısıyla bizde de bence yani bizim ülkemizde bilmiyorum bir şeyleri çalmak, bir şeyleri götürmek, zarar vermek çok kolay. Onun için en başta sana şunu sordum. Bizim için neden önemli? Niye önem verelim tarihi esere? Ya bu sorunun cevabını insanlara çocukluktan başlamak üzere yüklemediğin, empoze etmediğin müddetçe çok zor. Yani oraya 10 tane de güvenlik koysun. Belki 30 tane güvenlik çalışıyordur Ayasofya'da bilmiyorum. Ama hala ayakkabı hırsızlığı oluyor. Çünkü problem başka. Ya maalesef belki maddi değerini anlatabiliriz insanlara. Yani çünkü bu eserlerin ülkemize milyarlarca dolar getirdiğinden yani esnafından taksicisine herkes bundan para kazanıyor bu eserler. Ya zaten İstanbul'u İstanbul yapan bu eserler. Şimdi İstanbul'daki eserleri çıkarat İstanbul'dan. İstanbul'un hiçbir anlamı kalmıyor ki. İstanbul'u İstanbul yapan Ayasofya'sı, Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Dikili Taşları. Ya bunları İstanbul'dan çıkarsan mesela hiçbir turist Esenyurt'u ya da Bağcılar'ı, Esenler'i biliyor mu? Bilmiyor. Yani her gelen turist Sultanahmet'i soruyor. Eminönü'nü soruyor. Çünkü İstanbul'u İstanbul yapan buralar yani. Buralar olmayınca İstanbul, yani bu 16 milyon insan niye İstanbul'a gelmiş? İstanbul'un kaynakları için, güzelliği için gelmiş İstanbul'a. Buna da sahip çıkması gerekiyor bu 16 milyon insanın. Sen bu Evet. yaşadığın şehre sahip çıkacaksın. Evet. Bu arada bir yayının başında bir soru gelmişti. Sonradan camiden kiliseye çevrilen Cumhuriyet Evet. tarihi döneminde diye. Onunla ilgili bilgi vermişler. İzmir'de bir cami restore edilmiş bittikten sonra kilise olarak ortaya çıkarılmış. Alaçatı Pazar Yeri Camii 2013 yılında olmuş bu demiş. Alaçatı beldesi. Şu anda Beldesinde kilise demiş. olarak mı kullanılıyor? Yani burada öyle yazıyor. Biz bakmadık tabii. Baktıktan Hmm. sonra yazarız sosyal medya hesaplarımızda. Peki Ömer Faruk Yavaşça çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediklerim varsa alalım. Kapatalım yavaş yavaş. Tamamdır. 2-3 konuyu hemen Ayasofya'da hemen hızlı anlatıp kapatalım o zaman. Hadi. Tamamdır. Hemen anlatıyorum bu konuları da. Ayasofya'da bir Çini Pano vardı hemen
en arka kısımda. Maalesef o yıllardır kayıp. Ben kendim bildiğim bileli kayıp. Ama yeni gündeme getirdim bu konuyu. Hatta paylaştığım videoda kendimi bildiğim bileli kayıp olduğunu bahsettim. İşte bazı insanlar yine eleştirdi. Uzun zamandır kayıp olan bir şeyi niye şimdi gündeme getiriyorsun? Ya bunu birisinin bugüne kadar kimse gündeme getirmemiş bunu. Ben şaştım yani. Belki onlarca yıldır kayıp olan bir şeyi kimse gündeme getirmemiş. Benim de içime dert oldu bu. Bu nerede? Dünyanın Hangi neresinde? O panodan, hangi panodan bahsediyorsun? Ayasofya Camii'nin en arka kısmında minberinin arkasında bir Kutsal Topraklar Çin'i panosu var. Onun da en önemli eseri Kabe parçası kayıp. Kim nerede olduğunu bilmiyor. Dünyanın neresinde olduğunu bilmiyorlar. Bunu da onlarca haber sitesi haberini yaptı ben paylaştıktan sonra. Benim web sitemde de var. Web sitemde gündeme getirdiğim konularda 14 numarada Ayasofya Camii'nin kaybolan Çin. Orada video da var. Önünde video. İşte bunu gündeme getirdim. Yo, benim sistemde böyle gündeme getirdiğim konularda 14. madde. Ayasofya'nın 14. maddesinde videosu var bunun. Tamam. En önemli parçası işte Kabe'yi kaybolmuş. Onun yerine çiçek desenli Çin'i pano konmuş. Ve bu kimsenin umrunda değil nerede ben içim dert oldu bana ve bunu gündeme getirdim. Belki ilerleyen yıllarda bu çıkacak dünyanın neresinde olduğu. Belki bu haberler sayesinde birisi bu haberleri okuyacak. Belki Avrupa'da ya da dünyanın bir yerinde gittiği bir müzede bu eseri görecek ve aa haberini okumuştum ben zamanında Ayasofya'daki Çin'i pano bu diyecek. Yani bu haber bu açıdan önemli. Yani gündeme gelmesi. Sonra evet orada videosu var. Oynuyor. Ben Dur şunu anlatım yapıyorum açalım. önünde. Evet. Sen anlat burada. Aynen. Ben orada kendimi bildim bileli kayıp olduğundan bahsediyorum. Bu paylaş zaten gerçek günden paylaştım bunu. Gerçek günden paylaştıktan sonra bir baktım bir anda popüler oldu Twitter'da. İnsanlar işte sanki cami olduktan sonra olmuş gibi göstermeye. Bak orada ortada Kabe olması gerekiyor. Çiçek desenli bir Çin'e pano konmuş maalesef. Sanki Ayasofya Camii olduktan sonra göstermeye çalışır ama buradan tekrar söylüyorum bu cami olmadan önce olan bir olay. Yani hatta 1980'lerde çekilmiş bir belgesel var Ayasofya'da. Orada bu gözüküyor. O zaman da kayıpmış. 1980'lerde de yok o parça. Evet. Benim amacım sadece bunun insanlar tarafından bilinmesini sağlamaktı ve sağladım. Bunu artık insanlar biliyor. İsteyen de okuyabilir bununla ilgili haberleri falan. Belki birisi dünyanın bir yerinde bulur. Yani müzede rast gelir. Şansa. Keşke o kadar kolay olsa. Keşke. Bazen insanlar rastlıyor mesela bir yerde bir müzeyi ziyaret ediyor. Bakıyor işte Türkiye yazıyor. Acaba bu Türkiye'nin neresinde? Belki çıkar birisi görür. Yani artık şansa kalmış. En azından gündeme gelmiş oldu. İsteyen herkes okuyabilir, araştırabilir bu Çin'i pano ile ilgili bir araştırma Evet. yapabilir. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı aslında son dönemde bayağı peşine düştü yani. 5-10 yıldır çok ciddi peşine düştükleri sadece İstanbul'la ilgili değil, işte bu Çingene kızıdır vesaire, çok hani eksiklerin tamamlanması ile ilgili veya ülkemizden çalınan, götürülen başka topraklarda, başka müzelerde sergilenen eserlerin geri döndürülmesi ile ilgili, geri alınması ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Orada hakkını teslim etmek Evet, lazım. evet. Ama diğer tarafta da hakikaten yani böyle işte tramvayla iniyorsun, gidiyorsun, yürürken tarihi çeşme görüyorsun yani. Kaç yüzyıllık, belki 1000 yıllık. İşte içi çöp dolu, izmarit dolu. Ya bunları nasıl bir çözüm alınabilir? Kamu spotu mu yapmak lazım? Sürekli gündemde mi tutmak lazım? Oraları aktif hale getirip yani temiz su mu vermek lazım? Belki insanlar oradan suyu kullanabilirse, içebilirse belki daha saygılı davranır, belki daha işlevsel bakar ve dokunmaz. Bilmiyorum, bunun üzerine ben yeterince kafa yorulmadığını düşünüyorum. Evet, maddi anlamda çabalar var. Maddi olarak yani işte eserlerin, somut eserlerin geri kazanılması ile ilgili bir şeyler var. İşte yazışmalar, çabalar, diplomatik temaslar, şu bu. Ama diyorum ya başından beri, mesele insan meselesi, mesele düşünce meselesi, zihniyet meselesi. Muamele meselesi, geçmişine
tarihine saygı meselesi. Belki bu anlamda sen de genç bir arkadaşımız olarak biraz böyle hem jenerasyonunu da daha iyi etkileyebilecek, onlara daha doğru ulaşabilecek projeler geliştirirsin, yazarsın, verirsin benden bir öneri. Evet, zaten ilerleyen günlerde bununla ilgili bir Twitter'da gündem çalışması yapmayı düşünüyorum. Şu konu şu olacak: İstanbul'da yüzlerce çeşme var tarihi. Ve İstanbul'umuzda yüzlerce de yani büyük şirket var. Bu şirketlerin her biri yani 5 olur, 10 olur, bazı çeşmelere sponsor olması gerekiyor, koruması gerekiyor. Çünkü bu büyük şirketler bu şehir sayesinde para kazanıyorlar. Bu şehirlerin tarihi yapılarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu çeşmeler şu an sadece devlet maalesef işte restore etmeye çalışıyor. Bu büyük şirketlerin de bir oluşum oluşturulup bu oluşum altında her şirket işte diyelim bir mahalledeki tarihi eserler ondan sorumlu olacak. Restorasyon masraflarını o karşılayacak. İşte onların güvenliğini sağlayacak. Belki kamera koyar bunlara, kim zarar veriyor, üstüne ne bileyim yazı yazıyor ya da kuplarını çalıyor. Böyle şirketlerin bir sistem altında bu çeşmelere sponsor olmasını ile ilgili bir, bunu da ilk defa burada söylüyorum. İlerleyen günlerde paylaşmayı düşünüyordum bunu. Bir çalışma başlatmayı düşünüyorum. Belki bazı şirketler geri dönüş yapar bu konuyla ilgili. Belki Ne proje tür oluşturulur. şirketlerden bahsediyorsun? Yani işte biraz daha ne bileyim kültür sanatla ilgili olan işte Koç var, Sabancı var. Bunlar zaten müzelere de çok önem veriyorlar. Kendi müzelerini kuruyorlar. Bu işlere meyilliler, sosyal sorumluluk projelerine düşkünler. Yoksa biraz daha bu işlere girmemiş ne bileyim bir sanayi bir kobi sanayi işiyle uğraşan bir kobi biraz daha böyle çok büyük olmayan şirketleri de mi katmayı düşünüyorsun? Nasıl biraz projeni detaylandır bakalım aklında neler var? Yani, İstanbul'daki çoğu şirketin yani büyük gelirler kazanan böyle sahiplerinin Boğaz'da yarıda oturduğu kişiler. Ya bunların zaten ne kadar 1500 civarı çeşme var İstanbul'da, tarihi çeşme. Tabii kaynağından kaynağına değişiyor. Bazısı günümüze ulaşmış, bazısının bir kısmı ulaşmış, çoğu kısmı yok olmuş. Bunların da yeniden canlandırılması gerekiyor. Mesela yok olmuş çeşmenin yerini biliyoruz. Mesela haritalarda falan, eski haritalarda gözüküyor. Ama bugün yerinde yok. Bunların da tekrardan geri kazandırması lazım tarihimize. İşte bu 1500, ortalama 1500 çeşmenin bu büyük şirketlere, yani artık kim sponsor olmak isterse, bu İstanbul Ticaret Odası'nda bununla ilgilenmesi lazım. Çünkü çoğu şirket İstanbul Ticaret Odası'na bağlı. İstanbul Hadi Ticaret bakalım, Odası'na hadi bakalım. Ömer Faruk Yavaşçay, bu kısmı şöyle vereceğim. Eşsiz mirasın muhafızından İto'ya çağrı diye vereceğim. Hadi onu ha, öğren. olabilir. Aynen, İTO bununla ilgilenmesi lazım. Bütün şirketler onun altında. İstese bütün şirketleri bir araya toplayıp işte şu mahalledeki yani bir sistem havuzu oluşturup şu mahalleye şu şirketin restorasyon yapsın. Şu mahalleye şu. Zaten 1500, yani İstanbul'da yüzlerce büyük şirket var. Hepsi 2-3 tane çeşmeye bile sponsor olabilir. Çok basit bir şey yani. O şirketlerin yani bütçesinden hiçbir şey bu masraflar. Ne En masraf azından olacak? Restore edecek. restore Varsa edecek, kırık dökük belki tamir edecek. yani kamera koyar, oranın güvenliğini kimse üstüne yazı yazmasın ya da orada kamera olursa zarar vermedi önlenmiş olur. Çünkü adam kameradan korkar, bir şeyini çalmaz, üstüne yazı yazmaz. Bir kamera takar, bir de yıllık bir restorasyon masrafı oluyor, onu karşılar. Bu kadar basit bir şey yani. Hem de kendi reklamını yapar. İşte biz şu Oraya da çeşmeleri bir küçük restore, koyar. yani kendi ismini koyar, bu şirket tarafından restore edildi diye. Ya yani hem devletin altından da büyük bir yük kalkmış olur. Çünkü her şeyi devletin yapmasını bekliyoruz. Ama bir sürü de şirketimiz var. Bunların da yani yaşadıkları şehre, yani o Boğaz'da oturan güzel insanların bu şehrimize sahip çıkması lazım. Bu şehrin güzelliklerine sahip çıkması gerekiyor. Teşekkürler. İyi yayınlar diyen arkadaşlarıma, katılan arkadaşlarıma. Şöyle yapalım o zaman. Biz Kuzguncuk'tan başlayalım. Beyler Beyine doğru yürürken her yalı Evet. yalılar bu yalılar Her kapıya yalılar. bir mektup koyalım. Evet, şey
böyle tarihten gelen, saralım onları böyle Evet. iple bağlayalım. İşte her çeşmenin bir ismini yazalım, bir mektuba koyalım. Bu çeşme sana ait. Bundan sonra artık tüm giderleri sana ait karşılayacaksın. Tarih seni çağırıyor diyelim. Aynen, tarihe sahip çık. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Rica Hem ederim. Ayasofya'yı dinledim. Ya başka konuları da konuşacaktık. Yani surları Evet. konuşacaktık, çeşmeleri konuştuk. Hamamları, Kazlı Çeşme'yi birazcık konuştuk ama o kadar çok mesele var ki bu konuda. O kadar çok. Çünkü şehrin her tarafı tarih, her tarafı medeniyet mirası, her tarafı tarihi eser. Her tarafına güzel bakılması gerekiyor. Evet. Ama işte biz varız, bizden sonrakiler var, göçmenler var, turistler var, sığınmacılar var, kaçaklar var. Bu konuları önemsemeyen insanlar var, değer vermeyen insanlar var. Hakikaten geçen kim söyledi ya? Birisi söyledi. İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair bu kadar gelişmiş bir ülke olmasına rağmen education, education, education diyerek seçim kazandı dedi birisi. Şimdi bizde de eğitim şart, eğitim şart diyoruz ama kötüye mi gidiyoruz, iyiye mi gidiyoruz ben anlamadım yani. Okul sayısı artıyor, üniversite sayısı artıyor, eğitim seviyesi, refah artıyor, masalara kitaplar geliyor ama ya şu meseleleri bir türlü çözemiyoruz, çözemedik. Bilmiyorum, vallahi benim de ciğerim yanıyor ama en azından senin gibi işte 24 yaşındasın, yıllardır buna bu işe gönül vermişsin. Senin gibi genç arkadaşlarımızın biraz daha böyle güzel güzel projeleriyle, biraz daha sosyal medya üzerinde farkındalık kazandırmalarıyla zannediyorum daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Ancak ve ancak herkes elini taşın altına koyarsa, herkes bu İşte, işin önemini kavrarsa. 3-5 kişiyle olacak iş değil bu. yani unutmadan bir projemden daha bahsedeyim. Bu tarihi eserlerin arşivlenmesi projesi. Mesela insanlar bir tarihi eserin mesela yıllar içinde geçirdiği değişimlerine direkt bakamıyor. Mesela böyle internette araştırmak zorunda kalıyor. Bir uygulama sayesinde ben şimdi dosyalama yapıyorum. Bir uygulama sayesinde mesela insanlar, diyelim şu an 2022 yılındayız. Diyelim bu tarihte çekilmiş bütün tarihi eserlerin fotoğraflarına uygulama üzerinden girecek, bakacak. Diyelim aradan 20 sene geçti, 2040 yılına geldi. 2040 yılında bir araştırmacı, bir sistem, telefon uygulaması ve web sitesi üzerinden direkt 2022 yılındaki çekilmiş tarihi eserlerin fotoğrafına bakacak. Bunun ben projesini yazdım. Bazı kurumlara göndereceğim. Belki kabul görür. Şu an çalışıyorum üstünden. Yani çoğunu tamamladım bu fotoğraf arşiv projesi üzerinde. Nasıl dosyalama olacak, içeriği nasıl olacak falan diye. Bakalım belki bu tarih, en azından insanlar hangi tarihi eserin tarihsel süreç içinde iyi ya da kötü nasıl değişimler geçirdiğine direkt bakabilecek. Mesela hani su haznesini çekmiştim ya, eskiye ait fotoğrafını direkt kimse çıkarıp gösteremedi. Niye? Böyle bir sistem yok yani. Bir eserin diyelim 2010 yılında çekilmiş fotoğrafını direkt bulamıyoruz. İşte bu sistem sayesinde insanlar hangi tarihte, hangi günde o esere ait fotoğrafı görebilecek. Yani bakalım, belki kabul görür bir yerlerden. Hadi bakalım biraz daha Evet. çalış üstünde. Çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk Tamam. Yavaşçay. Ne Bu demek, videoyu rica ediyorum. izleyenler hem canlı olarak hem de daha sonra izlemiş olacak olanlar Ömer Faruk Yavaşçay'ı Ömer Yavaşçay Evet. hesabından sosyal medyada takip edebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Rica bilgiler. Bir ederim. de çok önemli, bir de çok önemli bir iş yapıyorsun. Onu da altını çizeyim kapatmadan. Gönüllü yapıyorsun. Bir yerden de bir Evet. kuruş para almıyorsun bunun için. Evet, sağ olun. Senin bir beklentin var mı? Sponsor arıyor musun? Daha fazla yere gidebilmek. Bak mesela az önce birisi yazmış yorumlarda. Dur şurada hemen bulup söyleyeyim. Fırsat olursa Harran Kalesi'nin de restorasyon öncesi ve sonrasını getirir misiniz Ömer Bey? Yorumlasın merak ediyorum demiş. Mesela bunun gibi İstanbul dışında da gideceğin yerler için mutlaka sponsorlara ihtiyacın olacaktır. Evet. Bu çalışmalarınla ilgili ne bekliyorsun? Yani ne bileyim iş teklifi aldın mı bu haberlerden sonra? İBB, Kültür Varlıkları, Vakıflar, ne bileyim Kültür Turizm Bakanlığı nasıl geri dönüşler aldın? Onu da söyle böyle böyle hızlı hızlı şey yapalım. Toparlayıp Tamamdır. kapatalım. Son İnsicamım kat. bozuldu konuşamıyorum artık yorgunluktan. Tamamdır. Maalesef şu anda işte dediğiniz gibi herhangi bir maddi gelir olmadan yapıyorum. Yani ama her insanın maddi bir
kazanca ihtiyacı var çünkü yaşıyoruz, giderlerimiz var. Ben şu an sponsor arayışı içindeyim. Maalesef benim yaptığım iş ne bakanlığa uygun ne de İBB'ye uygun bir iş. Çünkü ben kötü durumdaki eserleri ortaya çıkardığım için eğer İBB ya da bakanlıkta bir işe girersem artık bu yaptığım iş son bulacak. Ben daha çok özel sektörden bir beklenti içerisindeyim. Onların bana destek çıkmasını bekliyorum. Yani istesem bakanlığa ya da İBB'ye başvuru yaparım ama ben bunu istemiyorum. Çünkü ben kötü durumdaki tarihsellerin gündeme gelmesini istiyorum. Ben zaten herhangi bir parti görüşüm yok. Benim sadece amacım ne İBB ya da bakanlığa ait. Yani çünkü bazı eserler İBB'ye ait, bazıları da bakanlığa ait. Ben herhangi bir parti ayrımı yapmadan gündeme getiriyorum. Yok şu Bazıları da İBB'ye ait. Diyanet'e ait. Bazıları da Aynen. Ya, Diyanet'e ait. evet, bazısı da Diyanet'e ait, bazısı da farklı kurumlara ait. Ben yani bir eseri paylaşırken bu kime ait? Acaba paylaşırsam benim açımdan sıkıntı olur. Zaten sıkıntı oluyor benim açımdan. Ya büyük ihtimalle herhangi bir işte çalışamam bakanlık işinde de ya da İBB'de falan. Ya ben daha çok özel sektörden bir beklenti içerisindeyim. Ayrıca dediğiniz gibi başka illerin kötü durumda olan eserlerini de gündeme getirmek istiyorum ama bu da bütçe gerekiyor. Başka illere gideceğim, orada konaklayacağım, orayı gezeceğim, orada fotoğraflama yapacağım, oradaki eserler hakkında bilgi toplayacağım. Bunlar benim belki bir ilde birkaç hafta kalmam anlamına geliyor. Bu da barınma olsun, belki bunun birisi izler, bana uğraşır zaten ismim yazıyor, mesleğim yazıyor, her şeyim yazıyor. Bana ulaşırsa başka illere gidip de o illerdeki kötü durumda olan eserleri de gündeme getirmek istiyorum tabii ki de. Ama şu anda maalesef İstanbul'dayım tek. İstanbul'da zaten şu anda bazı günler, yani ben her gün gezemiyorum ayrıca, böyle sanki her gün geziyorum gibi bir hava da yok. Yani bazı günler çalışıyorum, bazı günlerde geziyorum. Yani şu anda iki işi bir arada yürütmeye çalışıyorum. Hem çalışıp hem de işte hem gezip hem okuyup araştırıp işte hepsine de biraz zaman ayıramıyorum hem çalışıp. Yani işte bakalım, Evet. işte çalışmam var. Belki sponsor da bulurum. Tüm Türkiye'yi gezip dolaşıp bütün eserleri gündeme getirdim. Çok teşekkür ediyorum Yani ve son bol şans sözlerim bu. diliyorum sana. Teşekkür ederim. Artık Bol başka şans. konu. Teşekkürler. Görüşmek üzere tekrardan. Görüşmek üzere diyelim. Başka konuları başka programda konuşuruz. Evet, Biraz zamanı görüşürüz. verimli kullanamadık gibi oldu. Evet. Böyle böyle tecrübe kazanacaksın yayınlarla ilgili. Evet. En Tamam mı? azından Herkese. Ayasofya ile ilgili bütün konulara değinmiş olduk. Evet, pek çok konuya değinmiş olduk Ayasofya ile ilgili. Katılanlar ve izleyenler lütfen yayınımızı beğenirseniz veya paylaşırsanız, kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hoşça kalın, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.